Dostlarım, 4 Eylül Cuma gününden hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ben astrolog ve yaşam koçu Canan Canoğlu. 4 Eylül Cuma günü, Venüs'ün günü, Venüsyen oldukça soft ve yüreğimizin insanlara açıldığı, merhametle dolduğu, işte sadaka verdiğimiz günlerden birisidir Cuma günü. Sadaka çok belayı def eder der büyüklerimiz. Yolda gördüğümüz bir kimsesiz çocuğa, bir yaşlı bir insana sadaka verelim dostlarım. Onlara bir gülümsememiz bile sadakadır. Unutmayın bunu. İlle hayat yemek içmekten ibaret değil. İnsanlara, kimsesizlere sahipsiz olmadıklarını belirtelim. Davranışlarımızla, sözlerimizle onların bir sırtını sıvazlamamız bile çok iyi gelecektir. Sokak hayvanları, zaten onlar bizim canlarımız, Allah'ın emanetleri. Sokak hayvanlarına lütfen suyumuzu verelim, mamamızı verelim, onları besleyelim, sevgimizi verelim ve iyi bir gün olsun diyorum. Allah'a karşı vazifelerimizi yaptığımız, vicdanımıza karşı vazifelerimizi yaptığımız. Başımızı yastığa koyunca Allah'ım bugün de çok güzel geçti dediğimiz bir gün olsun. Kahve falım var öncelikle. Aziz dostlarım, genç kardeşlerim, genç kızlar, genç hanımlar, genç beyler, orta yaşlı beyler, her neyse beni izleyen takipçim, kahve falımız var. Onu seçebilirsiniz. Altın tarotum var, onu seçebilirsiniz. Laro tarotum var, onu seçebilirsiniz. Kahve falına baktığımda dostlarım, bütün sıkıntıların gittiğini, yerine umutların ve beklentilerin geldiğini görüyorum. Beklentiler için kendinizi kısıtlamayın. Bu beklentilerin önemli bir kısmı maddi durumun düzelmesiyle ilgili. Merak etmeyin, maddi durumunuz düzelecek. Biraz sağlık problemleri olabilir, mide bağırsak sorunları ya da karaciğer problemi olabilir. Bu fincanı baktığım dostumda kocaman bir karaciğer görüyorum. O da şifalanacak inşallah. Sağlıklı beslenirseniz, hayvani gıdadan uzak durursanız, sağlıklı beslenme sizi sağlıklı bir yaşama götürecektir mutlaka. Bir dağ görüyorum, tepe ve arkasında bir dağ. Ulaşılması zor engelleriniz var. Bunlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Emek istiyor. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. O hedeflerinize ulaştığınızı görüyorum. Kocaman bir araba çıkmış, yeni ve gıcır gıcır ve hakikaten çok iyi bir fiyata alabileceğiniz bir araba. Eğer aziz dostum, bu fincanı seçen takipçim, araba almaya niyet ediyorsan, ehliyet almaya niyet ediyorsan elinde bunu bil. Senin aurana gelmiş, senin enerji alanına gelmiş. Eğer onu iyi bir fiyata satıp bir ev alıp hani ön taksidini ödeyeyim diyorsan iyi bir fiyata satabileceksin. Yani araba senin auranda, enerji alanında çok iyi bir enerjide gözüküyor. Seni yukarı çekebilecek bir enerjide gözüküyor. Fakat senin hani kalbini kıran, gözünü yaşartan, belki insanlara olan inancını kaybettiren bir olay var ki bu da ihanet olayı. Karşıdaki kişiden, erkek ya da bayan, bir ihanet görmüşsün. Evlenmek üzereyken ayrıldığını görüyorum. Fincanı seçen dostum. Kafanda karmaşık düşünceler. Hani o kişinin benden neyi fazlaydı? Neden onu tercih etti derseniz bu sorunun cevabı yok. Erkekler ya da kadınlar hiç kendilerine layık olmayan insanları seçebiliyorlar. Kendilerinin uyumlu olabileceği, çok iyi anlaşabileceği insanları da ne yazık ki ihtirasları yüzünden, kompleksleri yüzünden kaybediyorlar. Sen de öylesin, çok iyi bir insansın, çok iyi bir kalbin var, kahve fincanını seçen aziz dostum. Ama karşıdaki insan egosu yüzünden, işte kendi çekim alanındaki karaktersiz birisiyle gitmiş ve ihanet görmüşsün. İçsel çatışman var, içsel kavgan var. Onunla yüzleşemediğini düşünüyorsun. Seni her yerden engellediğini düşünüyorsun. Onunla yüzleşeceksin, merak etme. Onunla öyle güzel bir yüzleşeceksin ki ona söylemen gereken her şeyi söyleyeceksin. Çünkü insanlar kendi benzer benzeri çeker teorisiyle hareket ediyorlar. Ve ben sana diyeyim, gözyaşların boşuna, gözyaşlarını akıtma,
Sil gözyaşlarını, güzel haberler kapıda. İşle ilgili gelişmeler kapıda. Seninle ilgili hani aşk her an gelebilir ama sen şu anda gönlünde hani bir aslan yatağı derim ya, her erkek ya da kadın her neyse, hani gönlündeki insanı bulamamış gözüküyorsun. O yüzden gönlündeki insanı bulduğun anda zaten bu kişi doğru kişi diyeceksin, onu söyleyebilirim. Bir kurt kapanı gibi bir şey var, tuzaklar var, kurtlar sofrası var, onu söyleyeyim. Yani etrafında kıskanç insanlarla çevrelenmiş, kimseye ser verip sır verme, içinde E harfi olan, A harfi olan, S harfi olan birisinden de sevinçli haber alıyorsun. 42 bin lira kadar da bir para girişinin ocağa kadar geldiğini görüyorum aziz dostum. Dostlar, 4 Eylül Cuma günündeyiz. Kahve falımızı bitirdik. Seçenler kendilerine göre değerlendirsinler. Erkek ve bayan artık karşıdaki partner ya da iş yeri olayını kendilerine göre değerlendirsinler. Ve kahve falının melek kartını seçiyorum. Baba şifası. Evet, bir miras paylaşımı söz konusu olabilir. Babanızla ilgili gelişmeler olabilir. Babanızın sağlık durumu sıkıntı veriyorsa onda iyileşmeler olduğunu görüyorum aziz dostum. Babanızla dargınsanız barışacaksınız. Ya da baba kadar sevdiğiniz birisi olabilir. Babanız hayatta olmayabilir. Onunla böyle hani baba kadar sevdiğiniz babacan birisi ya da işte baba olmayabilir de bir annenizdir. Yani sizden tecrübeli, yaşam deneyimi olan birisiyle de bir karşılaşmanız var. Küsseniz barışmanız var. Evet. Altın tarotun melek kartını seçiyorum. Ve Lara tarotun melek kartını seçiyorum. Altın tarottan evet, altın tarot. Dinlen biraz. Altın tarotu seçenler, meleklerin diyor ki dinlenmen lazım diyor. Çok yorulmuşsun. Hani böyle o kadar yormuşlar ki seni, ya diyorsun ben tekrar inan ki diyorsun dünyaya, hani o kadar yorgunum ki bir daha dünyaya gel deseler bir senaryoyu okumam gerekir diyorsun. O kadar mı yordular seni sevgili dostum? Altın tarotu seçenler hakikaten çok yormuşlar. Ama inanın yani altın tarotu seçen sevgili dostlarım, insanı seveni de olur, söveni de olur, zorlayanı da olur. Hayat bazen kolaylıkla getirir. Bir dinlen, bir köşeye çekil, kolaylıklar yakında. Onu söyleyeyim. Meleklerin diyor ki kolaylıklar çok yakında diyor. Ve parasal yönden şu an bazı ödemeler yapıyorsun ya da kazancın yeterince iyi değil. Ya ben bu kadar kazandım da bundan daha iyisi olabilir mi? Daha iyisini kazanabilir miyim? Hani bunun telaşesine düşmüşsün. Şu anda yeterli miktarda belki kazanıyorsun ama ödemelerde belki zorluk çekiyorsun. Şu anda altın tarotu seçenler bir ödeme problemi yaşayabilirler. Evliyseniz eğer çocuklarınızla ilgili bazı problemler gündemde. Çocukların hani bazı psikolojik sorunları olur ya, onlara daha fazla ilgi göstermeniz gerekiyor. Altın tarotu seçen sevgili dostum. Altın tarotu seçen sevgili dostum, eğer bekarsan, yani seninle yurt yuva kurmak isteyen, işi gücü olan, yani orta halli gelirli ve karizmatik olan, kendi yağında kavrulan, oturup kalkmasını bilen bir insandan bir evlenme teklifi alabilirsin. Ya da erkekse altın tarafı seçen, böyle orta halli ama kalbi çok temiz, çok yüce bir insanla, yüce bir bayanla evlilikte olabilir. Evlilik yolunda adımlar attığınızı görüyorum. Yani bazı olaylar sizi ileriye götürecek ve ne diyor kart, harekete geç diyor. İlerle, hiçbir şeyden çekinme. Yani bu olur mu, bu olmaz mı deme. İşle ilgili gelişmeler olumlu. Hani iş bilenin kılıç kuşananın diyor. Bu kart onu söylüyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Eğer varsa eksik olan bir eğitiminiz tamamlayın. Eğer varsa gitmeniz gereken yollar gidin. Görüşmeniz gereken insanlar varsa görüşün. Nerede hareket orada bereket diyorum. Onun arkasından da
işle ilgili gelişmeler çok olumlu ve duygusal hayatınızda da hani bir görücü usulü evlilik olabilir, sosyal anlamda bir arkadaşınız karşılaştırmış olabilir. Böyle bir evlilik de gündemde. Evliyseniz de çocuklarınızla sorunlar çözülüyor. Evet dostlarım, şimdi geldik Larota. Bir aydır kaos yaşıyorsun. Bir aydır beklediğin haberler gecikmiş. Bir aydır hani ne diyeyim böyle sağlıkla ilgili bir sorun mudur? Duygusal hayatla ilgili bir sorun mudur? Bir türlü çözemediğin bir problemle karşı karşıyasın. Hani kah iyi kah kötü geçen günlerle böyle boğuşup duruyorsun. Hakikaten çok sıkılmışsın ve böyle yapman gereken işlerin altında ezilmişsin. Çok yormuş seni hayat. Şu an çok yorulmuş gözüküyorsun. Sabret, sabret. Önümüzdeki Kasım ayından itibaren çok şey düzelecek. 4 Eylül günü, 4 Eylül Cuma 2020 yıllardan bakıyorum sevgili dostlarım. Bakalım nasıl geçecek Laro tarotu seçenler. Çok Laro tarotu seçenlerin büyük bir bezginlik içinde, yorgunluk içinde olduğunu görüyorum. Hiç üzülmeyesin. Bu yorgunluklar ilerideki güzel günlerin emeği, ilerideki güzel günlerin imtihanı. Aniden hayatına girecek varlıklı ve zengin birisi var. Bekarsan evlilik gözüküyor. Oldukça varlıklı birisiyle. Gözlerin aydın diyorum. Eğer evliysen parasal yönden ilerlemen var. Yaşlı insanlardan gelecek miras olabilir, iyilik olabilir ve aile çevresinden gelecek iyilik olabilir. Öğrenciler ve eğitim dönemindeki insanlar kültürel anlamda bir gezi, kültürel anlamda bir ne diyeyim hani yabancı ülkelerle eğitim düşünüyorsa biraz ertelesinler. O işte bir yavaşlama var ama sonu hayırdır. Mutlaka gideceğiniz bir yol var. Mutlaka gideceğiniz yabancı bir ülke var. Altın tarotu seçen sevgili dostum. Ve aynı zamanda ortak işler konusunda çok iyisiniz. Ruh eşini bulabilirsin, ruh ikizini bulabilirsin, ikiz alevini bulabilirsin. Duygusal anlamda çok iyisin. Ruh ikizi senin hani aynı cinsten kişi de olabilir. Ruh ikizin senin kardeş kadar sevdiğin birisi de olabilir. Hem kardeşlik yönünden yani ortaklaşa kardeşlik yönünden çok iyi bir sosyal ortam var. Seni destekleyen bir ortağın var. Duygusal hayatında da ruh eşini bulman çok yakın sevgili dostum. Ve şu anda tek gelmedin. Seni destekleyen bir insanla berabersin. Sen destekleniyorsun, korunuyorsun, kullanıyorsun. Yakın bir arkadaşın vasıtasıyla güzel çevrelere gireceksin. İyi insanları elde edeceksin. İnsanların kalbinde taht kurmayı başaracaksın. Gerek sevgili konusunda, gerek evlilik konusunda ikili ilişkilerde sorunları olanlar sorunlar çözülüyor. Ama bunlar karşılıklı konuşma, anlayış ve birbirini kabulle oluşan şeyler. Olumlu görüyorum konuşmaları. Yalnızlığın bitmiş, ruh eşin yanına gelmiş, yalnızlığın bitmiş, iş ortağın gelmiş, her türlü ilerlemeye kapında hazır ve nazır. Ve Lara tarası seçenler, karar verme aşamasındasın. Çok güzel bir karar ver. Yazın verdiğin bir kararı kışın uygulayacaksın. Hani yazın başı bişenin kışın aşı bişermiş diyorlar ya. Yazın verdiğin emeklerde kışın böyle ürününü yiyeceksin. Çok güzel günlerden geçtiğini görüyorum. Verdiğin kararlar doğru. Kararların doğrultusunda git. Çok iyi şeyler olacak diyorum. Dostlar, ben astrolog ve yaşam koçu Canan Canoğlu. Bugünkü bakımımız bitti. 4 Eylül Cuma gününden hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0546 481 3506. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, dostlukla kalın, hoşça kalın.